Gün Batarken romanı 100 sayfadır. Her Türk gencinin okumasını arzu ederim. Gün Batarken romanını oğlu Muvakkar Ekrem Talu'ya ithaf etmiş. Ona armağan etmiş. Ön sözden önce bir sayfa tutmayan şu yazıyı yazmış. Oğlum Muvakkar Ekrem'e. Sen doğduğun vakit oğlum, sicilli nüfusunda mukayyed bulunmakla mübahi olduğun bu devlet-i muazzamanın hudutları Adriyatik denizinden Basra körfezine uzanıyor. Yemen, Trablus'u garp, Cezayir'i bahri sefit, Harameyn-i muhteremeyn, Kalemrevi saltanatı seniyeye dahil bulunuyordu. Şartlara uzayı mutahharayı Resulullah'a, garpla meşhedü hüda vendigara, Türk neferleri nigehban idiler. Bir gün niçin ve nasıl olduğunu tarihlerde okursun, meşrutiyet ilan ettik. Yine bir gün alemi kana boyayan, ateşe yakan, yaman bir muharebeye, beşeriyeti zebun düşüren, meş'um bir mukateleye sürüklendik. Bu harekatımızın birincisiyle sonuncusu arasında 6 senelik bir fasıla vardı. Bu müddet zarfında su-i talimiz bize rahat yüzü göstermedi. Mütemadi idbarımız ahlakımızı bozmuştu. Harbi umumi de birçoklarımız cinayetler irtikab ettik. Bu itiraf elim olmakla beraber bir hakikattir. Ancak esbab-ı muhaffefeden olarak şunu da ilave edeyim ki, millet, mübarek haluk Ali Cenab Türk milleti, dermansız omuzlarına cebren yükletilen bu cinayetlerden beri-üz zimmedir. İleride kin ve ihtiraslar durulduğu zaman tarihin hükmü bu yönde layık olacaktır. Bu hükme yardım etmek üzere ancak vuku'at-ı sahiheye müsteniden kaleme aldığım şu naçiz eser tezgah-ı tab'a verildiği zaman fezai beşeriyette 6,5 asırdan beri neşri envar eden bir şems-i taban-ı ihtişam ve azamet, bir neyir-i kudsi-i fazilet gurub ediyordu. Bir ihtiyar seni, sizleri düşündüm. Fakat neden bilmem kalbim pek o kadar sızlamadı. Allah azimüşşandır, yine parlak bir gün doğacağına ve senin o günleri göreceğine imanım var oğlum. Ercüment Ekrem, 17 Ramazan 1338, aç parantez 1922.